Böyle bir sorunun varlığını hepimiz kabul ediyoruz. Sanki bir kısım vatandaş kabul etmiyormuş gibi, bir kısım siyasetçi kabul etmiyormuş gibi bir algı çalışması yapıldı. Fakat sabahlara kadar devam eden bir komisyon çalışması oldu. Bizler orada hukuki olarak da itirazlarımızı dile getirdik. Aynı zamanda vicdani itirazlarımızı dile getirdik. Burada temel hedef ne yazık ki bir köpek sorununu çözmek değil, ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri cezalandırmak, muhalif belediyelere tekrar bir hem belediye başkanlarına hem belediye yetkililerine hapis cezası vermek için yeni bir bahane aramak ve belediyeleri vatandaşlarla karşı karşıya getirmek. Burada sorunun nasıl çözülebileceğini anlattık. Öncelikle Veteriner Hekimleri Birliği'nin bazı uyarıları var ve bu uyarıların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocukların korunmasını istiyorsak, sağlıklarının ve canlarının korunmasını istiyorsak şunu dikkate almamız lazım. Kırsalda ve şehirlerde şu anda yaşam alanlarında olmayan bazı hayvanlar var. Yani daha saldırgan hayvanlar ve kuduz riski taşıyan hayvanlar henüz şehre inmiş değiller. Fakat köpeklerin toplanması ve öldürülmesi toplu bir şekilde itlafı halinde bu hayvanların da yaşam alanlarına gireceğinden endişe ediyor Veteriner Hekimleri Birliği. Aynı şekilde bu kanun yapım tekniği açısından da sıkıntılı bir kanun teklifi oldu. Neden? Çünkü mesela kanun yürürlük maddesine bakıyorsunuz, hemen yürürlüğe giriyor. Yani belediye başkanlarını cezalandırmak için ya da hayvanların toplatılması ve öldürülmesi için hemen yürürlüğe girecekken diğer taraftan belediyelere 2028 yılına kadar bir süre veriliyor. Vatandaşlara da hayvanlarını kaydettirmek için 2025 yılına kadar bir süre veriliyor. Yani ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda da sıkıntılı bir kanun teklifi. Bizler şunu söylüyoruz, bunu çözmek mümkün. 2019 yılında AKP'si, CHP'si ve diğer partileriyle birlikte bir komisyon oluşturulmuştu ve bu komisyon ortak bir rapor hazırlamıştı. Ne söylemişti? Bu olayı, bu sorunu kısırlaştırma seferberliğiyle çözebiliriz demişti. Kaçak hayvan ithalatının engellenmesi için etkili tedbirlerin alınıyor olması gerekir demişti. Üretimin yasaklanıyor olması, ticaretin yasaklanıyor olması gerekir. İnternet üzerinden hayvan satışlarının takip ediliyor ve bunların engelleniyor olması gerekir denilmişti. Neden bu söylenmişti? Tek bir yerde bir tedbir aldığınızda veya merkezi hükümet olarak sorunun varlığını reddedip bütün suçu belediyelere, bütün sorumluluğu belediyelere bıraktığınızda veya sadece belediyenin çabası olmasına rağmen merkezi hükümetin hiçbir şey yapmaması durumunda bu sorun çözülemiyor. Bu bilimsel verilerle, uluslararası örneklerle kanıtlanmış durumda. Yani bizler sorunu çözmek istiyoruz ve insan ve hayvan arasında bir yaşam tercihi yapmak yerine ikisinin de korunabildiği bir çözüm öneriyoruz. Bu da hem kısırlaştırma seferberliğinin yapılması, hem aşılatılması hayvanların, barınakların koşullarının iyileştirilmesi ve diğer taraftan da üretimin yasaklanması, satışın yasaklanması, kaçak ithalatın engellenmesi. Bununla birlikte hayvan dövüştürmenin önlenmesi gerekir. Bunun gibi aslında hayvanların bir taraftan öldürülürken diğer taraftan da üretimini teşvik edecek diğer unsurların da ortadan kaldırılması lazım ki veterinerlerin söylediği gibi o vakum etkisiyle de hayvanların çoğalacağı, yaşam alanlarıyla vahşi hayvanlar arasındaki canlı bariyerin ortadan kalkacağı bir şey değil. Gerçekten sorunu çözmek için ve popülasyonun kontrol altına alınması için hep beraber çalışmak zorundayız. Hem belediyesiyle hem merkezi hükümetiyle. Burada belediye başkanları ve belediye yetkilileri şöyle insanlık dışı bir tercihe zorlanıyorlar. Ya hayvanları toplayacaksın, öldüreceksin ve çocuklara başka hayvanların zarar vermesi pahasına bunu yapacaksın veya hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaksın. Böyle insanlık dışı bir tercihe zorlanıyor şu an belediyeler. CHP yasanın geçmemesi için nasıl bir muhalefet uyguluyor ve devamında uygulayacak? İkincisi de yasanın geçmesi durumunda CHP'li belediyeler bu yasayı uygulayacak mı yoksa hapis cezasını göze mi alacak? Nasıl bir süreç bekliyor bizi? Bizim bir meclis içinde görevimiz var, bir de meclis dışında görevimiz var. Meclis içindeki görevimiz bu kanundan kaynaklanabilecek ve iyi niyetiyle bu
sorunun çözülmesini isteyen bütün vatandaşlara da doğrusunu anlatabilecek bir muhalefeti ortaya koymak. Bu yüzden sabahlara kadar çalışıldı. Yani gönül isterdi ki, tabii ki biz çalışmaktan şikayet etmeyiz, ama gönül isterdi ki biz emekli için çalışalım, asgari ücretli için çalışalım, çocukları gerçekten koruyacak yasalar için çalışalım, istismarla mücadele, şiddetle mücadele için çalışalım. Fakat halkın birinci gündemi yoksullukken, ekonomik krizken, ne yazık ki biz burada uzun saatler ve aralıksız bir şekilde yıldırma politikasıyla çalıştırıldık. Sonuç olarak biz buradaki muhalefetimizi genel kurul aşamasında da umuyoruz ki geri çekilir. Hala geç değil, hala uygulamaya girmiş değil kanun. Vatandaşlarımızı da buradan uyarmak ve duyurmak isterim bu konuyu. Çünkü kimse şu anda köpekleri, hayvanları toplu bir şekilde öldürmeye kalkmasın. Hala bu bir suçtur. Genel kurul aşamasında çekilmesini isteriz. Ama eğer çekilmezse bizim ani gelişen önemli mazeretleri haricinde milletvekillerimiz tamamen burada olacaklar ve bu yasaya muhalefetimizi son ana kadar sergilemeye devam edeceğiz. Diğer taraftan parlamento dışındaki görevimiz de şu: toplumda yükselen ciddi bir tedirginlik var, ciddi bir kaygı var. Dolayısıyla toplumsal muhalefetle bir arada olmaya devam edeceğiz. Burada bakın, biz meclis içinde görüşmeleri yaparken diğer tarafta dışarıda bir meclis koridorlarındaki vatandaşlarımızın televizyon kaldırılarak izlenmesi engellendi. Tutanaklar geç getirildi. Bakın, mecliste normalde tutanakları 1-2 saat içinde almaya başlarsınız. Geciktirildi. Ve diğer taraftan o koridorlarda bekleyen hayvan hakları savunucularına iktidar milletvekilleri tarafından hakaretler yağdırıldı. Aynı şekilde meclisin dışına geldiğimiz zaman insanların barışçıl bir şekilde protesto etmesi engellendi. Polis müdahalesiyle karşılaştılar. Dolayısıyla milletvekillerimiz orada da yer aldılar, hayvan hakları savunucularıyla birlikte. Bu yüzden biz hem halkı temsilen burada, hem de halkla beraber sokakta barışçıl gösterilerde, protestolarda ve haklı tepkide beraber olmaya devam edeceğiz. Belediyelerimiz bu kanunu uygulamayacaklar. Çünkü bu kanun zaten bize göre uygulanabilir bir kanun değil. Yani uygulanmaması ve doğru uygulanmaması için önemli sorunlar var. Teknik açıdan da sorunlar var. Bir örnek vereceğim. Şu anda belediyelerin barınaklarda bir yetkisi var, değil mi? Barınaklarda belediyelerin hayvanlara iyi bakması lazım, aşılaması lazım, kısırlaştırması lazım, rehabilite etmesi lazım onları saldırganlarsa. Ve şu anda bu kanun teklifiyle çok ilginçtir ki o kısırlaştırma ve aşılama kelimeleri çıkarılıyor. Yani bir belediye, gerçekten sorunu çözmek isteyen bir belediye, barınak şartları iyi olan bir belediye bile kısırlaştırma işleminden vazgeçmek zorunda. Çünkü bütçesini buna harcadığı zaman yine hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya kalabilir. Yani işin özündeki mantıksızlığı artık bu noktaya getirmiş durumdalar. Sahiplendirme ekleniyor. Buna kimsenin itirazı yok zaten. Ama aşılamayla kısırlaştırmayı nasıl kaldırırsınız mesela bu yetkilerden? Ve nüfus konusunda zaten belli bir bilgi yok, veri yok. Kaç tane hayvan var hala kimse bilmiyor. Kanun teklifinde tahmini rakam yazar mı mesela? Tahmini rakam yazmışlar. Yani bir anda 100 katına çıkmadığı halde yapılabilecek tek şey hayvanların istiflenip nefes alamayacakları koşullarda, hastalıkların daha hızlı yayılacağı koşullarda toplanması, saldırgan ve çok hareketli hayvanların dışarıda kalıp daha fazla üremeleri ve onların insanlara daha fazla saldırmaları. Yani biz bu kanunu uygulayamayız, çünkü bu sadece hayvanlara değil insanlara da zarar veren bir sonuç olurdu. O yüzden belediye başkanlarımız ve yetkilileri bu kanunu uygulamayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması oldu. Belediyelerin SGK'ya olan borçlarını tahsil edeceğiz dedi. CHP buna karşı ne yapacak? Hizmetler aksayacak mı? İktidarın hedeflediği tam olarak nedir? 31 Mart'tan hemen sonra zaten iktidarın bu seçim sonuçlarından ilk başta aldığı veya alma ihtimali olan mesajlar konuşuluyordu. Acaba doğru mesajı aldılar mı? Acaba eleştirileri dinleyecekler mi diye. Ama zaman içinde gördük ki, çok da zaman geçmedi ama gördük ki tam tersine bu sonucu hazmedemiyorlar. Mesela Hayvan Hakları Komisyonu'nda belediyeleriniz ne yapıyorsa yapsın diyen milletvekilleri oldu bizim karşımızda. Halbuki biz çözüm yanlısı, herkesin birlikte çalışması gerektiği vurgularını yapmıştık. Şimdi 31 Mart sonrasında bir de belediye binalarımızda hatırlarsınız borç tabloları asılmıştı. Yani biz şeffaf yönetim anlayışı gereğince halkımıza şunu açıklıyoruz: bizim kaç paramız var, bu kaç paranın
ne kadarı nereye gitmiş, ne kadarı halka gitmiş, ne kadar borçla devralmışız. Ve şu an baktığınız zaman en borçlu belediyeler AKP'den CHP'ye geçen belediyeler. Yani düşünün ki siz hem borçlandırıyorsunuz, hem o kullandığınız parayı halka hizmet için kullanmıyorsunuz. Üstüne Cumhuriyet Halk Partili belediye kent lokantaları açtığı zaman öyle işte 25 kuruşa simit yok diyorsunuz. Bu lokantaları kaldırın diyorsunuz. İndirimler yapıldığında ulaşımda, suda indirimler yapıldığı zaman trollerinizle birlikte saldırıyorsunuz. Ve ondan sonra AKP'li belediyelerin o şatafata harcadığı, o lükse harcadığı paralar Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelerde bir anda sorun teşkil etmeye başlıyor. Yani burada mücadele edilen ve intikam alınmaya çalışılan Cumhuriyet Halk Partisi değil veya o belediye başkanları değil, belediye başkanlarımızın şahsında halk cezalandırılmak isteniyor. Ve tabii ki amaç şu, hizmeti aksatmak, belediyeyi vatandaşın karşısında zor duruma sokmak, borçlu göstermek, sanki kendisi o borcu yapmış gibi göstermek. Ama biz bütün bu engellemelere alışkınız. Yani önceki dönemden de alışkınız ve şuna da alışkınız. Bizim belediye başkanlarımız bütün engellemelere rağmen halkın yanında olmaya ve çok daha kısıtlı bütçeleri çok daha verimli harcadıkları için halka görünür hizmetleri yapmaya da alışkınlar. O yüzden bizler bu anlayışla hareket edeceğiz. Halkımıza ifşa edeceğiz. Diyeceğiz ki kendi yaptıkları borçları bizden tahsil etmeye çalışıyorlar. Biz hem bu borçlar konusunda şeffaf bildirimleri yapacağız, aynı zamanda hizmette de herhangi bir aksama olmayacak, bütün engelleri tek tek aşacağız.